Sinirli bir kedi başka birine ait olup olmadığını ve başıboş olup olmadığını bilmediğinde onu korkutmadan ve korkmaması gerektiğini anlamasını sağlamadan büyük bir dikkatle yaklaşmak gerekir. Aksi takdirde hemen kaçacaktır. Bazı kediler yaklaşan yabancılardan veya tanımadıkları birinin varlığından nefret eder. Bu yüzden gergin bir kediyi sakinleştirmeye çalışmadan önce onların vücut dilini nasıl yorumlayacağımızı bilmemiz gerekir. Kötü muamele görmüş kediler genellikle sırtları kavisli olarak tüylerini kaldırmadan geriye doğru hareket ederler. Bu bir savunma duruşudur. Aynı şey katlanıp yer düzleştiğinde de söylenebilir. Sinirli kedinin güvenini kazanmalısın ve bunu yavaş yavaş yapmak için onunla alçak ve sakin bir ses tonuyla konuşarak bir elini uzatmaya çalışabilirsin. Ona dokunmanıza gerek yok. Sadece tehlikede olmadığını ve onu incitmek istemediğinizi bilmesini sağlamalısınız. Bazen gergin veya korkmuş olduğu için kedinizi rahatlatmak gerekir. Dürtüsel tepki vermemeye çalışın. Onu zorlamayın ve boşluklarını işgal etmeyin. Sabır ve sükunet kediyi sakinleştirmenin sırrıdır. Ve eğer sizinse ek bir avantajınız var çünkü sevdiklerini bildiğiniz ve asla hayır demeyi bilmediğiniz bir şeyden yararlanabilirsiniz. Örneğin en sevdikleri oyuncak veya mama gibi. Ona saygı gösterin ve kaçmaya çalışırsa kovalamayın. Tam tersine en az yarım saat yalnız bırakın ve sonra tekrar yaklaşmaya çalışın. Bir kediye yaklaştığınızda daha önce de belirttiğimiz gibi onu koklaması ve kokunuza alışması için avucunuzu ona doğru uzatın. Değişiklikler azar azar gerçekleşir, sonuçlar hemen alınmaz. Dikkatini ve merakını çekmeye çalışmak için onu ilginç bir oyuna cezbetmeyi deneyin. Oyun, endişe, stres ve gerginlikten uzaklaşma işlevi görür. Bu nedenle bir kediyi sakinleştirmeye çalışırken önemli bir unsurdur. Bir hayvanın takılı olduğu olta tipi oyuncaklar, kedinizin farkında olmadan sizi tırmalamasını önlemek için en iyi yoldur. Kedinizi zaten tanıyorsanız, göz teması kurmanın yanı sıra onu okşayabilir veya elinizle onu tarayabilir veya yanınıza çömelmesine izin verebilirsiniz. Bu, bağınızı güçlendirecek ve sinirliliğin üstesinden gelmesine yardımcı olacaktır. Kızgınlık dönemi, her kedinin başına gelen ve sıklıkla karşılaşacağınız bir dönemdir. Tabii ki eğer kedinizi kısırlaştırmadıysanız, bu dönemde ek önlemler almak gerekebilir. Kızgınlığa giren kedi nasıl sakinleştirilir? İşte tavsiyeler. Kedinizle bol vakit geçirin ve onunla oyunlar oynayın. Oyuncak fareler, lazer gibi kedinizi koşturacak ve onu yoracak oyuncaklar seçin. Catnip, yani kedi nanesi kullanın. Her kedi bu bitkiyle sakinleşir. Kedinin yattığı yere veya oyun oynadığı yere kedi nanesi suyu sıkmak onu rahatlatmaya yardımcı olur. Kediler için özel üretilmiş kedi sakinleştirici tasmalar kullanın. Bu tasmalarda valeryan bitki özü kullanılmaktadır. Bu da kedi nanesi gibi kedinizi sakinleştirmeye ve mutlu olmasını sağlar. Son olarak veterinerle görüşerek aşağıda belirttiğimiz ilaçlardan kullanın.